Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde deneme sınavlarını çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci deneme, birinci soru. İhtar el cevabe sahiha. İbn ahi zu ahlakin tayyibetin ve yuhibbu musaadetin nasi. Fi hadihi el cümle, bu cümlede ahi ve zu kelimeleri için söylenenlerden hangisi doğrudur, onu bulacağız. Ahi ve zu minel esma'il hamse demiş. Evet, ilk bakışta doğru, ancak ahi burada arkadaşlar mütekellim yasına bitiştiği için Esma-i Hamse gibi harfle irab almaz. Neydi kuralımızı hemen hızlıca hatırlayacak olursak? Mütekellim yası dışında bir şeye muzaaf olacak. Bu Esma-i Hamse olan kelimeler. Müfret olacak. Cemi veya tesniye olmayacak. Bir de küçültme ismi olmayacaktı. Bakın burada mütekellim yasına bitişmiş. Demek ki elif doğru gibi gözüküyor ama bakalım. Ahi fakat minel Esma-i Hamse demiş. Yanlış arkadaşlar, kesinlikle. Zü fakat leyset minel esma-i hamse. Zü esma-i hamseden değildir demiş. Ahi ve zü leyseta minel esma-i hamse. İkisi de esma-i hamse değildir demiş. Doğru şıkka bakalım. Ahi leyset minel esma-i hamse ve zü minel esma-i hamse. Ahi esma-i hamseden değildir. Zü esma-i hamsedir. Doğru şıkkımız bu. Evet, elifle arasında kalacak olursak arkadaşlar. C şıkkında, cim şıkkında ahi'nin mütekellim yasını göreceğiz ve bunun Esma-i Hamse gibi irab almadığını, hani harfle irab almadığını bilmiş olacağız. İkinci soruya bakalım. İttasala Ahmedu bi Umara qabla salatil işa. Kelimeti Umar, Ömer kelimesinin irabı nedir diye soruyor. Bakın Ömer, Umaru hangi kalıptan? Fu'alu kalıbından. Bunlar gayrimunsarif kalıplarından da arkadaşlar. Harfi cer var başında. Mecrur olması lazım. Yani isim mecrur. Gayrimunsarif kelimeler esre almadığına göre bunun esre, yani mecrurluk alameti ne olacak? Fetha olacak. Nasıl diyeceğiz? İsmi mecrur ve alametül cer el fetha. Bakın burada T şıkkında bunu görüyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Uhruc ente mines saffil an. Zamiru ente. Burada zamir olan ente nedir? Cümlede konum olarak nedir? Biz bunu nerede görmüştük arkadaşlar? Tekitte görmüştük. Lafzi tekit, açığa çıkmış kelime, lafzi tekit. Fi mahalli raf, tekidü lafzi şıkkı. Bakın burada fi mahalli raf, tekidü lafzi. Diğerleri niye olmaz? Fail değildir. Çünkü uhruç dediğim zaman emir fiildir, faili içinde gizli. İkinci bir kez ente gelmiş. Bu bunun tekidi oluyor. Lafzi tekit açıkça geldiği için. Dörde bakalım. Diğer şıkları okumuyorum arkadaşlar. Mesela mübteda demiş. Bu fiil cümlesi olduğu için mübteda olmaz. Fail zaten olmaz demiştik. Fi mahal nasb demiş. Fi mahal nasb değil arkadaşlar. Fi mahalli raf. Çünkü faili tekit ediyor. Fi mahalli raf naibi fail demiş. Hayır, naibi fail. Direkt fi mahalli raf tekidü lafzi diyeceğiz. Dörde bakalım. İzdâdet talibu ilmen. Burada bir kapalılığı gideren kelime olarak gelmiş. Yani temiz gelmiş arkadaşlar. Kelimetu ilmen mensubetun. Bu ilmen kelimesi mansuptur. Niye? Diye sormuş. Şimdi mansup olacak, nekre olacak. Biz bunu nerede biliyorduk? Hangi konu, hangi özellik olarak söylüyorduk? Tekit mi, temyiz mi? Temyiz diyorduk. Evet. Bu temyiz olacak. Temyizde böyle gider arkadaşlar. Müfret olacak, mansup olacak, nekre olacak. Bunları söylüyorduk. İşte bu da temyiz. Nasıl temyiz? Bakalım. Temyiz-i müfret demiş. Temyizün nisbi asluhu fail. Müfret temyiz mi yoksa asluhu fail mi? Fiile bakacağız biz burada. İzdâde et-tâlibu ilmen. Artan şey öğrenci mi yoksa öğrencinin ilmi mi? Biz bunu nisbet temyizinin aslı fail olanlar kısmında görmüştük arkadaşlar. Evet. İzdâde ilmu talibi şeklinde düzeltiyoruz. Yani bunu düzeltiyoruz derken fail olduğunu ifade etmek için bu şekilde söylüyoruz. İzdâde ilmu talibi. Buradaki talip kelimesi o zaman fail olmuyor. Artan şey ilim olduğu için aslı faildir diyoruz. Yani doğru şıkkımız hangisinde? B şıkkında arkadaşlar. Burada sayfa olarak bunun örneğini nerede bulabilirsiniz size söyleyeyim. 41. sayfada arkadaşlar, 41. sayfada ortadaki 3 sütunda ilk baştaki aslı temyizi fail kısmında buna benzer örnekleri bulabilirsiniz. Nispet temyizidir ve aslı da faildir. Nasıl fail olduğunu öğrettik.
İzdâde ilmü talibi. Beşinci soruya bakalım. İstegâlel müdîru nefsehu. Nefsehu kelimesi nedir diyor. Nefis, ayn, amme, kül kelimeleriyle yapılan şeye biz ne diyorduk arkadaşlar? Manevi tekit diyorduk değil mi? Tekidün maneviyün. Merfu mudur, mansup mudur? Buna bakalım şimdi. Tekit manevi burada var bakın. İstegâleden sonraki müdîru kelimesi fail. Faili tekit etmek için geldiği için merfu diyoruz arkadaşlar. Altıya bakalım. Emâmel mescidu seyyâratel, pardon, emâmel mescidi seyyâratül imami. Buradaki seyyara kelimesi nedir demiş. Bakın emâmel mescidi bir şibih cümle. Öne geçmiş. Şibih cümle öne geçince sadarat hakkı olmuş burada. Bu seyyâratü kelimesi de mübteda, merfu. Hemen mübteda, merfuyu işaretleyebiliriz. Yedinci soruya bakalım arkadaşlar. İnne seyyârate levnuha ezrak. Buradaki cümle levnuha ezrak fi mahalli demiş, nokta nokta bırakmış. İnnenin nesi oluyor? Bakın inneden sonra gelen kelime innenin ismi. Mensup. Levnuha ezrak isim cümlesi de innenin haberidir arkadaşlar. İnne ismini nasb, haberini raf eder. Fi mahalli raf haberu inne olan doğru olacak. Diğerleri niye olmaz? Olmaz çünkü arkadaşlar. Mesela fi mahalli raf haberul mübteda demiş. Mübteda haberi yok ki. İnnenin ismi, innenin haberi var. Bu gider. Nasb meful, meful olması için fiil cümlesi olması lazım. Sıfat demiş. Alakası yok arkadaşlar. Haberu inne demiş. Nasb demiş ama. Nasb değil ki. İnne ismini nasb haberini raf eder. 8'e bakalım. İnnel faruka eba hafsi hamun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Fi hadihil cümle. Bu cümlede. Eba ve hamu kelimeleri. Hatırlarsanız bu ikisi de esma-i hamsedendir. Nedir diye sormuş. Eba ve hamu kelimesi elif şıkkında minel esma-i hamse demiş. Bu doğru. Diğerlerine bakalım. B'de ne demiş? Ebu ve hamu leyseta minel. Bu yanlış arkadaşlar. Leyseta demiş. İkisi de esma-i hamseden değildir demiş. Yanlış. Evet, doğru şıkkımız elif. Diğerlerine de bakalım bu arada. Eba fakat. Fakat dediği için sadece ebadır demiş. Yanlış. Sadece hamudur demiş. Yanlış. Hayır, ebu da hamu, ebu, fudu, eh kelimesi, bunların hepsi esma-i hamseden arkadaşlar. Evet. Cim'i okumaya bile gerek yok. Çünkü zü demiş. Zü ile alakalı örnekte bir yer yok. 9'a bakalım. Enşe'el muhendisu el beyte. Enşe'e. Enşe'e kimin kardeşiydi arkadaşlar? Normal bir fiil midir yoksa kâde'nin kardeşlerinden midir? Evet, tam fiildir arkadaşlar. Neden? Çünkü kâde ve kardeşleri haberlerini muzari fiil olarak alırlar. Kâde'nin tam fiil mi yoksa nakıs bir fiil mi olduğunu ayırt etmenin tek yolu da buydu zaten. Habere bakardık. Eğer muzari fiil varsa kâde'nin kardeşi. Yoksa bunun gibi el beyte ise bu tam fiildi. Burada ne diyeceğiz? Mef'ulun bi mensubun diyeceğiz arkadaşlar. Haberu enşe'e olmaz. Çünkü haberu enşe'e muzari gelmesi lazımdı. Naib-i fail zaten alakası yok arkadaşlar. Temyiz demiş. Bunun da alakası yok. Haberu inne mensup. İnne yok ki burada. Doğru şık B. Ona bakalım. Eyyü beytin iştera sadiguke. Senin arkadaşın hangi evi satın aldı? Eyyü ismi istifamdır. Doğru. Nasıl bir ismi istifam? Yani cümledeki konumu ne? Meful mü, fail mi, mübteda mı, haber mi? Bunu fiil cümlesinde ögelerin yer değiştirmesi kısmında anlatmıştık. Mefulun bih mukaddem mansup diyeceğiz arkadaşlar. Mefulun bih mukaddem mansup diyeceğiz. Eyyü beytin sorusu, eyyü daha doğrusu soru ismi. Cevapta mefule karşılık geldiği için buna da meful diyoruz arkadaşlar. Doğru şıkkımız mefulun bih mukaddem mansup şeklinde. 11'e bakalım. Tecevveltu ma'a usrati fi nokta nokta. Hadra'e. Evet, burada ne var? Hadaik kelimesi var. Hadigatun kelimesinin çoğulu. Ya bu kalıpta gelen kelimelere biz gayri munsarif kelimeler diyorduk. Gayri munsarifler temin alamaz, esir alamaz. Evet, gayri munsarif.
Burada biz hangi kelimeyi seçeceğiz? Fi'den sonra gelmiş değil mi? Demek ki mecrur olacak. Gayrimusarriflerin cer alameti fethaydı. Bakalım. Hemen şimdi esreli olanları bir kere atabiliriz. Çünkü esre almıyor. Bakın B'de esreli var. Tenvin almış. Tenvin de atacağız. Esre almış. Gitti. Ötre gelmiş. Ötre zaten gelemez. Niye? Fi var. Arkadaşlar bak kendiliğinden fi hadaika kaldı. Eğer ne olduğunu gayrimunsarif olduğunu anlarsanız, gayrimunsarifin tenvin alamadığını, esre alamadığını bilirseniz, bak diğer 4 şık geledik. Sadece elif şıkkı kaldı. 12. soru. Teallem tüllü gatel arabiyete fil camiati. Fil camiati'den sonra bir tekid-i manevi getireceğiz. Camia kelimesi müennes bir kelime. Aşağıdaki örneklerde yani şıklarda hep nefis kelimesi gelmiş. Müennes olduğu için nefis kelimesine bitişen zamir müennes olacak. O kadar. Bak hü demiş gitti. Müzekker. K demiş sen demiş gitti. Camia zaten müennes ve gaip zamir gelecek. Yani ha zamir gelecek. Evet doğru şık burada. Şunda zamir yok zaten. Bunda da ki zamiri gelmiş. Enti zamiri. Hocam burada da enti var müennes. Buna diyebilir miyiz acaba? Böyle kafanızı karıştırmayın arkadaşlar. Sınıfta şunu öğretmiştik. Zahir gelen kelimeler münada yani şeyden sonra nida harfinden sonra gelen kelimeler veya bu şekilde olan kelimeler gaip zamiriyle gösterilirdi. Burada ha zamiri gelecek. Doğru şıkkımız T'de. Nefsi ha. Cim diyen niye cim demiş? Hasan Ali sen niye cim dedin? Evet. Doğru şıkkımız ha. Tamam. Şimdi anlaşıldı Hasan Ali. Sonraki sorulara geçebiliriz. Sahih el hata fil cümeli taliye. Bu cümlelerde hatalı yazımlar var. Bunları düzeltmemizi istiyor. Devam edelim. Burada cümledeki hatayı bulup düzelteceğiz arkadaşlar. Ne diyor burada? Birinci soruda İstevragat er-rihletu seb'ate sa'atin. Yolculuk 7 saat sürdü. İstevragat dediğimiz boğuldu demek aslında mana olarak. Kapsadı, aldı götürdü, boğdu manalarına gelir. Ama bu cümlede yolculuk ne yapabilir? Yolculuk şu kadar zaman sürdü, şu kadar vaktimi aldı manasında kullanılabilir. Yolculuk 7 saat sürdü diyecek. Şimdi baktığımızda hata nerede? Bakın siyahla göstermiş zaten sebati kelimesinde. Nasıl düzeltebiliriz bunu arkadaşlar? Demiştik ki 3 ile 10 arasındaki sayılarda cinsiyet zıtlığı vardır demiştik. Evet buraya sebaha gelecek. Nasıl yazacağız şimdi? Bir saniye. Yani müzekkeri gelecek arkadaşlar. Biz buraya evet sebahati kelimesi müzekker olarak sebah şeklinde. Sebah seaatin gelecek. Bir hatırlatma da şurada yapalım. 3 ile 10 arasındaki sayıların temyizi ne gelirdi? Cemi mecrur gelirdi. Bakın seaatin cemi gelmiş ve mecrur gelmiş. Doğru. Nerede hata var? Sebaatün kelimesinin yazımı yanlış. Sebaa olacak. Niye? Çünkü sebah saat kelimesi müennes sayımız müzekker olacak. Evet Canan muhtemelen internetle alakalı senin problemin. Diğer arkadaşlarda problem yok. İkinci soruya bakalım. İşteraytu tunnen fahmin kable şitaiş. Kıştan önce bir ton kömür satın aldım demiş. Burada ne var? Temiz var. Tunnen fahmen olacak arkadaşlar. Evet fahmen. Aynı şekilde ne gelecek? Müfret, mansup, nekra. 3'e bakalım. Ekrame Fatimetu ehuhu demiş. Fatma kardeşine ikram etti. Problem nerede burada? Ekrame demiş. Bakın Fatma ikram etti diyor. Ekramet olması lazım. Bir. İkincisi ehu kelimesi de bakın ehu kelimesi de aynı zamanda arkadaşlar ekrameyi değiştireceksek eğer baştan başlayacağız burada. 2-3 tane hata birden var. Bakın ekramet diyeceğiz. Buraya bir kere zamiri müennese çevireceğiz. Tamam. Sonra Fatıma ikram etti. Doğru. Geleceğiz şuradaki ehu kelimesine. Burada ikram eden kim? Fatma. Yani failimiz bu. Evet, Fatıma'yı tekrar şuraya yazalım arkadaşlar.
Ekremet Fatimetü. Şimdi bu Fatma ikram ettiden sonra gelen kelime meful olacak değil mi? O zaman meful, Esma-i Hamse kelimemiz meful geldiğinde bunların nasb alameti nedir Esma-i Hamse'nin? Eliftir değil mi? Evet, elfi, bak vav'ı elife çevireceğiz. Sonra hü zamiri getirmiş, erkek zamir. Bunu Fatma'ya uyarlayacağız. Ha zamiri getireceğiz arkadaşlar. Evet, burada 3 tane hatayı birden düzeltmiş olduk. Ekremet Fatimetu ehahe. 4. Ekele zuyufu kileyhima et-taamu demiş. Zayfın zuyufun kelimesi var. Bakın burada zuyuf kelimesi çoğul değil mi? Zuyuftan sonra kileyhima diye ikil tesniye zam şeyi getirmiş. Hem zamiri hem de kilta tesniye için kullanılır. Çoğul tesniye. O uyumsuz. Ne yapacağız bunu? Küllühüm şeklinde çevireceğiz arkadaşlar. Yani bunun yaptığı manevi tekidi küllühüm şeklinde. Bak küllühüm. Kila, kilta kelimeleri tesniyeyi ne yapar? Tekit eder. Bu küllühüm kelimesiyle cemileri tekit ederiz. Beşe bakalım. İnne tahtet tabileti gıttetani. Gıttetani başa alıp inne gıttetani tahtet tabileti şeklinde söyleyebilirsiniz. Kıttatani kelimesini innenin ismi yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? İnne ismini ne yapar? Nasb eder. O zaman buraya şu şekilde kıttateyni. Evet, ne var burada? İnnenin ismi oldu şimdi. İnne ismini nasb eder. Tesniyenin nasb ve cer alameti y'dir arkadaşlar. Onun için bu şekilde kıttateyni getirdik. Tahte değişir mi? Hayır. Tahte geçenki dersimizde gördüğümüz gibi zaman ve mekan zarfları feta üzere mebnidir. Değişmez. İnne kıttateyni tahtet tabileti şeklinde yazarız. Altıncı soru. İnne Aliyen zi şecaatin ve kuvvetin demiş. Arkadaşlar innenin ismi Ali. İnnenin haberi zi. İnne ismini nasb haberini raf eder değil mi? Bu zi kelimesinin merfu olması için zü olması lazım. Zü şecaatin ve kuvvetin şeklinde olacak. Zi'yi zü'ye çeviririz arkadaşlar. 7'ye bakalım. Eyyü racülin yetenavelâni es-semeke. Şimdi racül var. Tekil. Yetenavelâni var. Tesniye. İkisi uyumsuz. Fiille buradaki işi yapan fail uyumsuz. Ne olması lazım arkadaşlar? Bunların birbirine uyması lazım. Eyyü racülin yetenavelu diye bunu düzeltmemiz lazım arkadaşlar. Yetenavelu. Yani yetenavelü'yü ne yaptık? Tekile çevirdik. 8. Bede'et talibu yetekellemani el-lugatel arabiye. Bakın burada talip kelimesi var. Yetekellemani var. Yine yukarıdakinin aynısı. Talip tekil. Yetekellemani tesniye ikil. O zaman yetekellemu şeklinde bunu da tekile çevirmemiz lazım. Ya bunu yetekellemu diye tekile çeviririz. Birinci seçenek. Ya da talibani diye talep kelimesini tesniye çeviririz. İkisi de yapılabilir. 9'a bakalım. Terake es-seyyarate bai'uhu. Burada ne var? Failde mef'ule dönen bir zamir var. Ama faildeki mef'ule dönen zamirimizi yanlış vermiş. Ne diyeceğiz? Seyyaratun kelimesi müennes olduğu için buraya müennes zamiri, ha zamirini getireceğiz arkadaşlar. Bu şu şekilde. Bai'ahe. Hareketlerini tekrar koyalım. Terake es-seyyarate bai'uha. Evet. Onun satıcısı arabayı bıraktı. Hocam meful öne geçmiş. Evet. Niye? Çünkü failinde mefule dönen bir zamir var. Ona bakalım. Tüfi Eba Talib'in fi Mekke fi am es-sabi'a lil-ba'seti. Evet. Tüfiye vefat etti. Eba Talip. Evet. Fail Esma-i Hamse'den olan fail nasıl gelmesi lazım? Ebu şeklinde vavlı gelmesi lazım arkadaşlar. Evet. Eba'yı Ebu'ya çevirdik. İkinci alıştırmamıza, ikinci deneme sınavımıza başlayalım. Zevu el ahlaki vel edebi nokta nokta el mutekellem ve la yeltefitune anhu.
Bakın buradaki zı diye zevu şeklinde ne yapmış? Cemi yapmış arkadaşlar. Demek ki cemi bir şey. Güzel ahlak sahipleri, güzel ahlak ve edep sahipleri nokta nokta yere bir fiil getirmemizi istiyor. Burası cemi ise, bak nereden anladık? Zı tekil, zevu çoğul arkadaşlar. Bu zı'nın çoğulu. Yahterimi olmaz. Çünkü fiil başta gelirse tekil gelir. Fiil ortada veya baştaki mübtedadan sonra gelirse arkadaşlar o mübtedaya uyum sağlamak zorunda. Bakın mübtedası çoğul gelmiş. O zaman buradan çoğulunu arayacağız. Yahterimune şeklinde çoğulumuz gelecek. Bunlar tekil olduğu için olmaz. Bu tesniye olduğu için olmaz. Bu tahterimine enti sigasında geldiği için olmaz. Yahterimne entünne sigasında ya da hünne sigasında geldiği için olmaz. İkiye bakalım. Şeribe Hüseyin'un ke'sen şayen. Kelimetü şay mensubetün li'enneha. Çay kelimesi mensuptur. Çünkü temyizdir değil mi arkadaşlar? Üçe bakalım. Şer'a tullabu yedrusune ve yeştehidûne fî durûsihim. El fi'lu yedrusûne. Bakın burada şer'a haber almış. Yani şer'a'nın haberi muzari fiil gelmiş. Ne diyeceğiz arkadaşlar buraya? Şer'a kâdenin, pardon kâdenin kardeşi diyeceğiz. Fî mahalli nasb haberu şer'a. Evet muzari fiil olduğu için fiil cümleleri mahallen irab alır. Biz de Kâde'nin kardeşleri Kâne gibi amel eder demiştik. Kâne ismini raf, haberini nasb ediyordu. Aynı şekilde şer'a ismini raf, haberini nasb edecek. Hocam yedrusu ne? Zaten mansup olmuş diyebilir miyiz? Diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü fiil cümlesi mahallen mansup olacak. İşte burada fi mahalli nasb haberu şer'a doğru şıkkımız. Dörde bakalım. Zarabe Musa İsa. Evet, bu iki durumda da eşit olursa normal fiil, fail, meful sıralamasını kullanıyorduk. Evet, ne diyeceğiz? Musa mefulün bih demiş. Yanlış arkadaşlar. İkiye bakalım. Şey, B şıkkı Musa failun ve İsa mefulün bih. Doğru şık burada arkadaşlar işte. Bu şekilde Musa, İsa. Bakın her ikisinde de elifi maksure var. Böyle olunca biz birinci öge fail, ikinci öge meful diyorduk. Bunu da belirtmiş olalım. Devam edelim arkadaşlar. Beşinci sorumuz. İndi hedefun ve arcu en asile ileyhi. Benim hedefim var ve ona ulaşmayı ümit ediyorum diyor. Buradaki indi şibhi cümle fi mahalli raf. Evet buradaki indi kelimesi şibhi cümledir. Ve nedir? Yani fi mahalli demiş nokta nokta bırakmış arkadaşlar. Mahallen merfu mudur? Mahallen mansup mudur? Buna bakacağız. Evet beşinci soruda. Önce şuna bir karar verelim. Fi mahalli raf mübteda mı diyeceğiz? Fi mahalli raf haber mi diyeceğiz? Şibih cümle olur. Mübteda da nekra olursa şibih cümle öne geçer demiştik. İndiğinin altını çizmiş. Şibih cümle. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Fi mahalli raf haber diyeceğiz. Evet şöyle alalım hemen renklerimizi. Fi mahalli raf haber. Fi mahalli raf mübteda diyebilir miyiz arkadaşlar? İndi benim vardır diyor. Küllü dırdırın haber. Hedefün kelimesi nekra gelmiş mübteda. Ondan dolayı bu haberdir arkadaşlar. Altıya bakalım. Fi hadihil gariye. Fi hadihil gariyeti. Nokta nokta. Yakdûnen nehâr vel leyle fiş şevâriye. İnsanlar gece gündüz caddelerde vakit geçirir manasında bir cümle. Mesakin kelimesi kalıp olarak hangi kalıpta arkadaşlar? Gayrimusarif kalıplarında değil mi? Gayrimusarif kalıpları ne almaz? Tenvin almaz, esre almaz. Peki hocam tenvinin esreli onları silebiliriz hemen. Direkt bakın ötreli gitti. Esre tenvin almış. Esre almış gitti. Burada ne var? Fetha. Burada ne var? Ötre. Hangisi gelecek? T mi S mi? Bir karar verin bakalım. Evet siz bir yorulun bakalım arkadaşlar. Mesakine mi? Yoksa mesakinu mu? Arkadaşlar fi hadihil gariye şibih cümle. Öne geçmiş. Mübtedası da nekra gelmiş. Mesakinu mübteda olacak. Evet mübtedalar fetal olur mu? Olmaz.
Demek ki doğru şıkkımız mesakinu. Yediye bakalım. Ayşül esmaki fil bahri vel enhari. Evet, balıkların yaşamı denizde ve nehirlerdedir. Kelimetü enhar nedir diye sormuş. Bakın buradaki enhar kelimesi neden sonra gelmiş? Vav'dan sonra. Harfi atıftan sonra gelmiş, değil mi? Evet. Buna biz öncesindekine matufun aleyh, sonrasındakine de matuf diyorduk. Ne olacak demek ki? İsmun matufun. Peki matuf olduğunu anladık. Harekesini nasıl bulacağız? Öncesindeki matufun aleyhin harekesini aynen alıyordu. Öncesindeki bahir kelimesinin harekesine bakın, esre değil mi? Fi'den sonra geldiği için ismi mecrur. O zaman bu da enhari şeklinde ismi mecrur olacak. İsmun matufun aleyh demiş gitti. İsmun matufun merfu demiş gitti. İsmun matuf mansup demiş gitti. İsmun matufun aleyh demiş yine gitti arkadaşlar. İsmun matufun mecrurun geldi T. 8'de ne var? Tegaddemel lil vazifeti 15 şahsan. Burada 15 sayısı var. 11-99 arası sayılarda temyiz ne geliyordu? Müfret, mansup geliyordu, değil mi? Bak şans, şahsin demiş, mecrur gelmiş gitti. Şahs, eşhas, çoğul gelmiş, mecrur gelmiş gitti. Şimdi şuna bakalım. Eşhas, çoğul gelmiş gitti. Müfret, mansup gelecek arkadaşlar. Şahsayni demiş. Yani alakasız bir şekilde tesniye getirmiş. Bu da gitti. Şahsan doğru şıkkımız olacak. Evet arkadaşlar, 15 11-99 arası müfret mansup gelir. Diğerleri niye olmadı? Zaten esreli gelmiş, çoğul gelmiş, ondan dolayı olmadı. Bu zaten tesniye gelmiş, ondan dolayı olmadı. Doğru şıkkımız bu. 9'a bakalım. Câel mes'ulâni key nokta nokta el amele bi enfusihima. Key hangi harflerdendi? Nasb edatlarına. Enlen key izen. Enlen key izen. Kimi nasb ediyordu bunlar? Muzariyi nasb ediyordu. Şimdi şıklara bakalım. Yuraciani, turaciani diye gelmiş. Muzari fiillerimiz var. Bu zaten muzarinin başına geliyor demiştik. Bu ani olan yani nunlu olan muzarilere biz efali hamse diyorduk. Efali hamsenin başına nasb ve cezim alameti olan harfler geldiğinde bunların nasb ve cezim alameti nunun düşmesiyleydi. Şimdi nunlu olan bir kere gider arkadaşlar. Burada düşmüş gibi dursun bir şimdilik. Nunlu bu gitti. Bak burada yuraci'u demiş tekil gelmiş. Nun bile yok yani. Burada düşmüş bakın. Şimdi bu var. Bir de bu var. Turaci'i var. Yani acaba B mi C mi? Şimdi bu turaci'i ne idi? Enti sigasındaydı. Enti ile işimiz yok. Burada bir cinsiyet olarak müennes cinsiyet yok ki. Bu da gitti arkadaşlar. O zaman doğru şık cim oldu. Ona bakalım. Ahu, pardon, el cevru fissaf fissayfi ekseru hararetin mineşşitai ya da ekseru hararetin mineşşitai. Kelimetu hararetin mensube. Evet, kelimetu hararetin mensubetun liennaha. Bu mensup bir kelimedir. Neden? Ekseru hararetin mineşşitai. Yazın hava kışa göre daha sıcak olur. Manası bu cümlenin. Bu niye mansup diye söylemiş? Temyiz müfret mi? Yoksa temyizün nisbe mi arkadaşlar? Buna temyizün müfret diyemeyiz. Neden? Çünkü hararatül cevvi. Bunu başa aldığımız zaman bunun aslını, mübteda olduğunu hemen görürüz. Doğru şıkkımız burada bakın. Temyizün nisbe asluhu mübteda. Asluhu fail demiş gitti. Burada fiil cümlesi yok ki. Temyizün ismi asluhu mef'ulün bi. Aynı fiil cümlesi yok. Hal demiş alakası yok. Müfret zaten olamaz. Bu hangi sayfada? Örnek olarak ben size hemen sayfasını söyleyeyim. Kitabınızda var bunun örnekleri arkadaşlar. Sayfa 41'de sayfanın ortasında 3 sütun var. Üçüncü yani soldaki sütunda aslu temyiz mübteda kısmında bunu bulabilirsiniz. 11. sorumuzdan devam edelim.
حكم العثمانيون معظم الأرض أكثر من 600. Evet, 600'den fazla birçok toprağa Osmanlılar hükmetti. Manası bu. Sittumiyetin. 600 demek. 600'den sonra gelen kelimemiz ne gelecek? Müfret mecrur gelecek. Bakalım hangisi o? Müfret mansup gelmiş. Bakın hem de eliflamlı gelmiş. Alakası yok. Avam çoğul gelmiş. Avam aynı şekilde çoğul gelmiş. Ne kaldı geriye? Amin. Müfret mecrur. 12'ye bakalım. Hamelel hagaibe sahibuha ve vada'aha fis seyyarati. Kelimetü sahibuha. Buradaki sahibuha kelimesi nedir diye sormuş. Mef'ul müdür yoksa fail midir? Arkadaşlar, hagaib kelimesi mef'uldür. Sahibuha kelimesi de faildir. Bakın, failde ne var? Bir zamir var. Kime raci? Hagaib kelimesine raci, değil mi? Niye raci arkadaşlar? Çünkü onun çantasını diyor. Şimdi burada eğer bu şekilde failde bir zamir olursa mef'ulüne geçerli. Fiil cümlesinde ögelerin yer değiştirmesi konusunu anlatırken buna bahsetmiştik. Bu sahibuha kelimesi neydi? Sorumuz da bu zaten. Fa'ilun merfu'un bi zammetin zahiratin şeklinde söyleyebilir. Mübteda değil çünkü fiil cümlesi. Haber değil fiil cümlesi. Mef'ulun bih değil. Mef'ulun bihimiz hagaib kelimesi. Muzafun ileyh de değil arkadaşlar. Çünkü muzaf olan kelime yok burada yani. Muzafun ileyh değil. Sonraki sayfaya geçelim. Sahih el hata fil cümle tali. Bu cümledeki hataları düzeltmemizi istiyor. Evet. Ce'alel hutaba'u ya'izanil musalline. Bak, hutaba kelimesi cemi. Cemiye tesniye bir fiil gelmiş. Olmaz. Fiil cümlesinde fiil başta gelirse tekil gelir. Doğru. Ancak başında mübteda olur. Mübtedadan sonra veya failden sonra veya işte burada olduğu gibi ce'alenin isminden sonra haberi bu şekilde fiil cümlesi gelecekse kendinden önceki isme, sayı, cinsiyet yönünden uyum sağlar. Hutaba müzekker ve cemi. O zaman bu da ne olacak? Müzekker cemi olacak. Ya'izûne şeklinde. Şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Şurayı birleştirelim. Ya'izûne. Yani şu vav'un burada olmak zorunda. Ya'izâni tesniye olduğu için olmuyor arkadaşlar. İkiye bakalım. Gümüşhane. Egallu izdihamin min Ankara diye yazmış. Egal kelimesinden sonra bir önceki sayfada örneğimiz vardı. Ekser kelimesiyle. Ne olacak? İzdihamen olacak. Yani mensup gelecek arkadaşlar. Biz buna niye mensup demiştik biraz önce? Nispet temyizi olduğu için. Evet, şuraya yazalım hemen. İzdihamen. Üçe bakalım. Hamake raculun tayyibun tayyibul kalbi. Ya da tayyibul kalbi. Şimdi burada hamake'de mübteda. Mübteda böyle Esma-i Hamse'nin mübteda olduğu zaman ya da Esma-i Hamse'nin raf alameti nedir arkadaşlar? Elif midir? Hayır, vav'dır. Hamuke olacak. Evet, Esma-i Hamse'nin raf alameti vav. Nasb alameti elif. Cer alameti y iledir. Doğru. Dördüncü soru. Haraca el müdiru fel muvazzafine demiş. Bakın buradaki f atıf. Atıftan, atıf harfinden sonraki var. Atıf harfinden önceki var. Atıf harfinden önceki fail. Haraca fiil, el müdiru fail. Faili atıf etmiş. O da, bu da ne olacak? Merfu olacak. Merfuluk alameti y olabilir mi yani? Olamaz. Müdür çıktı. Memurlar da çıktı. Burada muvazzafune olmak zorunda arkadaşlar. Şu şekilde muvazzafune. Beşe bakalım. Raca'at tullabu minel ihtibari mesrurune demiş. Mesrur kelimesi burada haldir. Fiilin durumunu, yani fiil olurken ki çocukların, bu failin durumunu bildiriyor bize.
imtihandan nasıl çıktı öğrenciler? Mesrurun, yani sevinç içinde, mutlu olarak çıktılar. Haller mansup olduğu için cemi müzekker salimin nasb alameti ve cer alameti ye iledir arkadaşlar. Ne diyeceğiz buraya? Mesrurine. Evet, ye ile olacak. Altıya bakalım. Es-sa'igani yekudune es-seyyarete bimeharetin demiş. Bakın sa'igani kelimesi ne olmuş? Tesniye. Yekudune müzekker getirmiş. Ne olacak bu fiilimiz? Yekudani şeklinde tesniye olacak. Yediye bakalım. Seyyaratu evet, seyyaratun emamel hadikati demiş. Seyyaratun kelimesini nekre getirmiş. Mübteda marife olur arkadaşlar. Bunu marife getireceğiz. Doğru şık haline gelecek. Es seyyara, evet şu şekilde. Es seyyaratu emamel hadikati. 8'e bakalım. 8'de arkadaşlar soru yanlış sorulmuş galiba. Ya da ihtibaran kelimesini kânenin haberi olarak yapacağız. İhtibarun şeklinde. Yani 8'de seyekûnü ba'de zuhri ihtibaran lissaffi temhidi. İhtibarun kelimesini, yani ihtibaran kelimesini mansup mu merfu mu okuyacak? Yani her ikisi de caizdir. Burada hatalı olması diye bir şey söz konusu olmaz. Yani 8'i arkadaşlar ihtibarun şeklinde deseniz de olur. İhtibaren şeklinde deseniz de olur. 9'a bakalım. Şarake fil müsabakati seb'une la'ibine demiş. Bakın 70 sayısı var. Seb'un. Bu ukut sayılar değil mi? Ukut sayılardan bir tanesi. Yine 11-99 arasındaki sayılar ne geliyordu? Müfret mansup geliyordu. Hemen bunu ne yapacağız? Müfret mansup haline getireceğiz. La'iben. 10. soru. Fi Mekke'te lil Ka'be. Burada li'ye gerek yok. Eğer bu şekilde olursa mana Mekke'de vardır, Kabe için oluyor. Olmaz. Lil değil de el Ka'betü diyebilirsin. Mesela buraya elif lam, yani el Ka'betü şeklinde söylenebilir. Evet, buradaki alıştırmalar tamam. 3. deneme sınavına geçebiliriz. Kur'e el Kur'anu bi savtin cemilin ems. Kelimeti Kur'an. Kur'an kelimesi cümlede hangi konumdadır diyor. Fail merfu. Fail olamaz. Çünkü kur'e gelmiş. Meçhul fiil. Meçhul fiilden sonra fail gelmez. Haber de gelmez. Naibi fail gelir arkadaşlar. Biliyorsunuz malum fiilden sonra fail, meçhul fiilden sonra naibi fail gelir. Mübteda zaten olmaz. Bir fiil cümlesi. Sıfatla alakası yok. İkinci sorumuz. Etta ehlül hayyi kulluhum salatel eydi. Bütün mahalle bayram namazını eda etti diyor. Evet. Kulluhum kelimesi nedir? Kül kelimesi. Arkadaşlar manevi tekittir. Tevkidun manevi yün demiş. Tamam, çok güzel. Burada acaba tekit kime? Hay kelimesine mi, ehl kelimesine mi? Şimdi tekit manevi. Lafzi olanı bir kere sileriz arkadaşlar. Şimdi buradaki hay kelimesi ehl kelimesinin muzafun ileyhi. Şöyle söylüyorduk. Muzafun ileyhiler cümlede asıl konumda, yani öge olarak gelmezler. Muzaflar cümlede ögedir. Muzafun ileyhi tabidir ona. Şimdi gelmiş. Bizim ehl kelimesini tekit yapıyor. Tekit manevi. Ehl kelimesi cümlede hangi konumda? Çünkü biliyorsunuz tekit de tabi olduğu için aynen harekesini alıyordu. Manevi tekit, tekidü manevi, merfu. Niye? Ehl kelimesi fail olduğu için arkadaşlar. İşte buradan. Tekidü manevi yün merfu. El kelimetü leti tazharu aleyha küllü alamatil i'rab fil kelimeti taliye. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde bütün irab alametleri açığa çıkar diyor. Şimdi yemşi demiş, muzari fiil.
Bütün alametleri açığa çıkar mı? Bir kere yemşi merfu halde ötresi yok, gitti. El-Kadi demiş. Bakın sonunda biz bunlara ne diyorduk? İllet harfleri vardı. Bakın arkadaşlar gördün mü? El-Kadi kelimesi. Yok, bu da alamaz. Büşra. Bakın zaten alamamış. Son harekesi yok ki. Evet. Yed'u hakeza illet harfli. Bu da alamaz. O zaman ne alır? Se. Cüz'ün, cüz'en, cüz'in şeklinde bütün harekeleri alabilir. Diğerleri niye alamıyordu? Çünkü illet harfi var. Son harf hiçbir hareke alamaz. Sadece mesela len getiririz. Len yemşi ye şeklinde ne alır? Fetha alabilir. Diğerlerini alamaz yani. Dörde bakalım. La tekun hainen bel muhlisan. Buradaki bel, biz hangi kuralda konuda öğrenmiştik bunu? Atıf harflerinde öğrenmiştik. Atıf harflerinin ikinci kısmında geliyordu. Hükmen değil de sadece iraben uyum sağlattırıyordu bunlar. Hainen, bakın, muhlisan hükümde, yani mensupluk hükmünde ikisi de birbirine uymuş, tabi olmuş. Ama manada uyum yok. La tekun ente diyor. La tekun'un içinde gizli olan ente, kânenin haberi, kânenin ismi pardon, hainen de kânenin haberi. Kâne ismini, raf haberini nasb eder, etmiş zaten. Kelimetü muhlisan nedir diyor. Matuftur değil mi arkadaşlar? Evet, matuf. İsmun matuf mensup demiş. İsmun matuf mecrur demiş, gitti. Merfu demiş, gitti. Çünkü harekemiz var zaten yani burada. Haberu kâne demiş, alakası yok. Çünkü haberimiz hain. Belden sonraki de ismi matuf. Hal demiş, bu da gitti. Doğru şıkkımız elifti arkadaşlar. Beşe bakalım. Lealle eb kelimesi var. Ebun kelimesi. Yusa'idul fukara. Umulur ki baban fakirlere ne yapar? Yardım eder. Lealle kimin kardeşi? İnnenin kardeşi. İnne, enne, ke, enne, lakinne, leyte, lealle. İnne ismini nasb haberini raf eder. Bu eb kelimesi de Esma-i Hamse'den olduğu için. Bunların nasb alameti elif. Şimdi el ebu demiş. El ebu diyemez. Niye? Çünkü innenin ya da daha doğrusu leallenin ismi olacak. Fetha olması lazım. Gitti. Ebike demiş. Yeğli gelmiş. Gitti. Ebuke demiş. Vavlu gelmiş. Gitti. Ebake demiş. Doğrusu gelmiş arkadaşlar. Bunun nasb alameti elif işte. Evet. El-abae demiş. Babalar demiş. Buna da alakası yok. Çünkü yusa'idu kelimesi tekil. Baba, senin baban umulur ki fakirlere yardım eder. Doğru şıkkımız S. Altıya bakalım. Leyset Gümüşhane ekseru izdihamen min İstanbul. Gümüşhane İstanbul'dan daha kalabalık değildir diyorum. Kelimeti izdiham mensube liyenneha. İzdiham kelimesi mansuptur. Niye? Çünkü temizdir de ondan. Temiz midir yoksa tekit midir arkadaşlar? Temizin de hangi çeşidi? Temiz müfret mi? Temiz nisbe mi? Haberu leyse demiş. Leysenin haberi demiş. Alakası yok. Sıfat demiş. Alakası yok. Muzafın ileyh demiş. Alakası yok. Evet. Tekit, temiz arasında kaldık. Temiz mi? Tekit mi? Tekit de gider. Tekit de değil ki burada. Temiz. Temiz. Nasıl temiz? Nispet temizi. Evet. Temiz. Melhul. 7'ye devam edelim arkadaşlar. 7. soruda ne var? Maza takra'u hadihil eyyam. Bugünlerde ne okuyorsun? İsmi istifamdır maza. Mebnidir. Fi mahalli nedir diye sormuş. Takra'u ente değil mi? Bakın fiil cümlesi. Bu fiil cümlesinin acaba faili mi yoksa fiil cümlesinin mef'ulü mü? Takra'u ente dediği için arkadaşlar cevap verdiğim zaman ekra'u el kitabe. Bakın maza sorusu el kitabe'ye denk geliyor. Yani ekra'u fiil fail el kitabe mef'ul. Mef'ulün bih oluyor arkadaşlar. Mef'ulün bih mukaddem diyoruz. Öne geçmiş mef'uldür. Fi mahalli nasb'dır. Mahallen mansuptur. Niye mahallen mansup dedik hocam? Çünkü ismi istifam mebnidir arkadaşlar. Bakın burada yazmış. Soru isimleri mebnidir. Hareke değiştirmez yani. 8. Hadramaut minel müdünil tarihiyye. Hadramaut isimli şehir tarihi bir şehir ya da tarihi şehirlerden bir tanesidir. Kelimeti Hadramaut muzaf ileyh mecrurun ve alametül cer. Yani önünde bir kelime varmış da bunu şey yapmış muzafun ileyh
Bu diyor muzafun ileyh olursa, öyle söyleyelim. Harekesi ne olur diyor. Bu gayri musarif isim değil mi? Evet, gayri musarif isim. Terkibi mezci diyorduk biz bunlar arkadaşlar. Bileşik isim yani. Evet, bunların nasb veya işte pardon mecrurluk alameti neydi? Fethaydı değil mi? O zaman direkt fethayı işaretleyebiliriz arkadaşlar. Kesre almıyor zaten gayri musarif. Vav hiç alakası yok. Muzafun ileyh vav almaz çünkü. Yani muzafun ileyh dediğimiz şey mecrurdur. Mecrurluk alameti de esredir. Gayri musarif olduğu için esre yerine fetha almış. Ya alamaz çünkü burada yağlık bir durum yok. Elif zaten alamaz. 9'a bakalım. Yecibu en tentehiye min hazel ameli fi nokta nokta vakti. Fi aksar kelimesi var arkadaşlar. Aksar kelimesi hangi kalıptan gelmiş? Yine ismi gayri musarif bir isim olarak gelmiş arkadaşlar. Gayri musarif isimler ne almaz? Esre almaz, temin almaz. Bakın esrelleri bir kere hemen atabiliriz. Nerede onlar? Esre gelmiş gitti. Bakın temin, esre gelmiş gitti, temin gelmiş gitti. Burada ötre var. Ötre bir kere harfi cerden sonra gelmez. Bu da kafadan gitti. Yere ne kaldı? B kaldı. Bu şekilde şıkları eleyerek de doğruya ulaşabildik arkadaşlar. 10. soru. Yezidu ismin memnun mine sarf. Yezidu kelimesi, Yezid kelimesi daha doğrusu. Ali Veli Yezid gibi mesela öyle bir isim düşünün. Gayri musarif bir isimdir. Neden diye sormuş. Sıfetun ale veznil fiyal demiş. Sıfat. Alemun müennesün demiş. Özel isim olduğu için. Alemun ale veznil fiyal demiş. Özel isimdir ve fiil veznindedir demiş. Alemun acemin yabancı isimdir demiş. Yok olmaz yani. Müennes demiş ki bu da gitti arkadaşlar. Cemi teksir ala vezni bu da değil arkadaşlar. O zaman ne kaldı geriye? Sıfat da değil. Sıfat olması için bunun bir de mevsuf olması lazım. Alem özel isimdir. Hangi formda gelmiş? Veznil fiali. Fiil vezninde, fiil formunda gelmiş özel isimdir. Doğru şıkkımız. Sonraki alıştırmalara bakalım. Kâne Umar zâhiden fil hayâti dünya demiş arkadaşlar. Kâne'nin ismi, Kâne'nin haberi var. Kâne'nin ismi Umar. Evet. Kâne'nin haberi de bakın zâhidün demiş ya böyle olmaz. Ne olacak? Fethalı olacak. Fethanın da şöyle bir tane elifi olacak. Düzeltmiş hali bu. İkiye bakalım. Allahümme sa'id el-ummahate demiş. Bakın asla böyle bir şey olamaz. Çünkü cemi müennes salimin nasb ve cer alameti esredir, kesredir yani. Evet, bu fetha olamaz arkadaşlar. Ne olacak? El-ummahati. Leyte ehuke yestati'u en yahdural yevm. Bugün kardeşin gelemedi demiş. Şimdi burada ehuke kelimesi neyin ismi? Leyte'nin ismi. Leyte kimin kardeşi? İnne, enne, ke enne, lakinne, leyte, lealle. İnne'nin kardeşi. İsmini nasb eder. Esma-i Hamse. Nasb alameti fethadır. O zaman bu ne olacaktı? Elifli olacaktı. Ehake şeklinde. Evet. Leyte ehake yestati'u diye. Devam edecek. Ma ca'e tullabu bel muallimine demiş. Bakın ma ca'e fiil. Et tullabu bu fiilin faili. Bel harfi atıf. Harfi atıftan sonraki de aynen harekeyi alır. Yani merfu olacak. Muallimine nasb veya cer gelmiş. Alakası yok. Ne olacak? El muallimune. Bunu hemen hatırlayın arkadaşlar. Atıf konusunda. Atıf harfinden sonraki kelime öncesinin harekesini aynen alıyordu. Hocam bu cemi. Tamam da Cemi'nin raf alameti işte buradaki vav. Buradaki kelime de Cemi ama Cemi teksir. Cemi teksirin irabı müfret kelime gibi irab alır. Yani harekeyle. Bu Cemi müzekkerin irabı ise harf ileydi. 5'e bakalım. El müsafiruna yehtemmu bi hakibe tihim. Yolcular çantalarına sahip çıkar. Önem verirler. Şimdi burada ne var? Evet hocalar öğrenciler gelmedi. Hocalar geldi sadece diyor. 4'te. 5'te ne var arkadaşlar? El müsafirune. Bakın cemi. Biz biraz önce dedik ki mübtedadan sonra bir kelime fiil olarak geliyorsa sayı ve cinsiyet yönünden uyum sağlar. Yehtemmu tekil gelmiş. O zaman ne olacak? Yehtemmune.
Bunu da cemi yapmamız lazım. Evet, altıya bakalım. Nazzafet tabibu fu el merizi. Evet, doktor hastanın ağzını temizledi diyor. Fü ağız demek biliyorsun. Esma-i Hamse'den yine. Nazzafenin faili tabip. Failden sonra gelen kelime meful olacak. Mefuller mansuptur. Esma-i Hamse'nin nasb alameti fethadır arkadaşlar. Fa olacak. Fa el merizi. Yedinci soruya bakalım. Hacera nebiyyü ve Ebi Bekir ilel medine. Bakın şimdi burada ne var? Hacera fiil. En nebiyyü. Bu fiilin faili. Failden sonra atıf yapılmış. Atıf harfi gelmiş ve sonraki kelime matuf. İsmin matuf. Kime atfedilecek hareki olarak? Nebi kelimesine. O zaman eb kelimesi Esma-i Hamse'dendir. Bunun ötre yani raf alameti nedir? Vav'dır arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Ebu Bekir. Evet. Ebu Bekir şeklinde olacak. Ayşegül sesim geliyor mu? Ayşegül kendisi internetten gitmiş. Arkadaşlar ses var mı şu anda? Belki de yarım saat dolduğu için kısıtlama gelmiş olabilir. Tamam. Tamam Ayşegül bir daha kontrol et. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Vasalel mu'temerune küllühünne ila Mekke. Şimdi mu'temer müzekker. Cemi müzekker. Küllühünne müennes gelmiş değil mi? Ne olacaktı bunun? Müzekker zamiri olacaktı. Yani küllühüm şeklinde. Yani şurası nun değil de mim gelecek arkadaşlar. Küllühüm. 9'a bakalım. Ya sadikati la tetrukine elbabe meftuhan min fadlik. Şimdi bu ef'ali hamsedendir. Başına la gelmiş. Neyi hazır? La tetruki. La tetruk, la tetruka, la tetruku, la tetruki, la tetruka, la tetrukne. Arkadaşlar buradaki nun ef'ali hamse nun olduğu için düşmesi lazım. Nasıl yazacağız buraya? Hemen yazalım. La tetruki şeklinde direkt yazacağız arkadaşlar. Başında lam var. Nehi hazır lamı. La tetruki dediğimiz için nuna burada yer yok arkadaşlar. Ef'ali hamsenin nunları nasb ve cezim edatı harfi gelince düşer. Ona bakalım. Ya'lemu tullabuhu el muallime. Burada ne var? Failde bakın failde bir zamir var. Tullabuhu diye. Bu zamir kime raci? Aslında mef'ulüne raci. Kural olarak şöyle öğrenmiştik. Fiil cümlesinin ögelerinin yer değiştirmesinde. Failde mef'ule raci bir zamir olursa mef'ul öne geçmek zorundadır. Evet, muallim kelimesi yer olarak arkadaşlar ya'lemu'dan sonra gelecek. Sıralamayı şöyle yapacağız. Ya'lemu bir numara. Muallimu iki numara. Tullabu kelimesi de cümlede 3 numara olacak arkadaşlar. Bu şekilde sıralamayı tekrar yazın aşağıya. Ya'lemul muallime harekesini yazalım. Tullabuhu öğretmen öğrencileri öğretmeni tanıdı bildi manasında. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar.